Merhabalar, ben Gülşah. Amerika'da Söyleşilere hoş geldiniz. Bugün sizlerle Christmas ve New Year dediğimiz yeni yıl zamanını nasıl değerlendirmeyi konuşacağız. Christmas'la alakalı ilk söylemek istediğim, bildiğiniz gibi çoğu videoda söyledim, 12 yıldır buradayım. İlk geldiğim zamanlarda birine Merry Christmas demek bana çok garip gelirdi. Sanki böyle dinden çıkıyorum, yani Allah'ım onun Christmas'ını kutladım gibi bir korku olurdu. Hala söylerken bir tereddüt yaşarım. Ancak şunu söylemek isterim. İnsanlar size Ramazan'ınız hayırlı olsun, Happy Eid dediğinde nasıl Müslüman'a dönüşmüyorlarsa, siz de bunu söylediğinizde aslında bir Hristiyan'a dönüşmüyorsunuz. Daha çok onun o dönemini anladığınızı, bunun Christmas dönemi olduğunu, farkında olduğunuzu ve saygı duyduğunuzun bir göstergesini sunmuş oluyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi Christmas ve yeni yıl arka arkaya, mesela şu an okullar burada tatil oldu, 2 haftalık bir tatilimiz var. Bu sebeple siz insanların yeni yılını kutlayabilirsiniz, Christmas diyebilirsiniz ama kesinlikle güzel bir döneme girdiğinizi bilin. Çünkü Christmas zamanı, yani şu 2 haftalık tatil döneminde özellikle olan 2 şeyin üzerine duracağız. Bir tanesi hediyeleşmek, diğeri de yardımlaşmak. Evet, hediyeleşmek. Ne hediyeler verebiliriz onu söyleyelim. Kime hediye verelim onu konuşalım. 1- Herkese hediye verebiliriz. 2- Her şeyi hediye edebiliriz. Ufak, büyük, küçük, hiçbir önemi yok. 3 tane çikolatayı bir araya koyup küçük bir pakete de koysanız bunu da hediye olarak verebilirsiniz. Çok da makbule geçer. İnsanlar mutlu olur. Tek mantık birbirine hediye verebilmek. Kart hediyeler edebilirsiniz. Mesela burada işte bildiğimiz ufak dükkanlar var. Böyle her şeyin çok ucuza satıldığı. Orada teşekkür kartları var. İşte Christmas kartları, yeni yıl kartları. Bir tane alıyorsunuz 10 tane içinden çıkıyor. Yani nar gibi. Bunları hediye edebilirsiniz. Çok çok faydalı olur. En kötü bir kart vermenin, ben sizi düşünüyorum, sizi hatırlıyorum anlamındadır. Ve şunu söylemiş olalım, Amerika'da kart vermek çok önemli. Mesela birini davet ettiğinizde yemeğe, arkadan size belli bir zaman sonra teşekkür kartı gelir. Burada davet edildikten sonra mesela siz onun doğum gününe gidersiniz, onun bebeği bir şahabına gidersiniz. Size teşekkür ederim geldiğin için diye bir kart gönderir. Burada kart göndermek zaten bir haslet kabul edilir. Onların kültüründe çok önemli bir yer teşkil ediyor. O sebeple hediye verebilirsiniz, kart verebilirsiniz, hepsi kabul. Bir diğeri, bir örnekle ben size ilişkilendirmek istiyorum bu hediyeleşmeyi. Ben geçen sene mahallede bildiğiniz Santa gibiydim. Bir çöp torbasına her şeyi doldurup, yani hazırladığım ufak paketleri ne koymuştum? Çamaşırlarını assınlar diye ufak ufak armağanlar, güzel sevilen çikolatalardan 1-2 tane. Böyle ufak şeyler, bir de böyle paketleri işte dediğim o ucuz dükkandan alıp herkese, bir komşularıma Happy New Year, Happy Holiday, belki Merry Christmas diyerek vermiştim. Ve çocuklarımla beraber. Şimdi gelmek istediğim point şu. Bunu neden çocuklarımla beraber yaptım? Ben şunu şöyle bir faydasını göreceğimi ümit ederek yaptım. Biz insanların kapısını sadece bir şey istemek için çalmıyoruz. Biliyorsunuz burada Halloween'de insanlar şeker istiyor. Bizim çocuklar bunları yapmak istiyor. Ben çocuklarımla gezdim Halloween'de. Ancak çocuklarıma şunu da öğretiyorum. Yani biz bak kapılarını onların bize bile ait olmayan bir bayramda onlara bir şey vermek için kapılarını çalıyoruz. Bizim bu çok generous bir şey dedim. Yani bu çok değerli bir şey. Biz hiç yani pozitif, yani dıştan baktığınızda bir etkilemeyecek bir şey için biz onlara zahmet edip bunu yapıyoruz. Bu çok değerli. İşte biz böyle yaparsak onlar da bize, onlara weird, yani garip gelen adetlerimizi saygıyla karşılayacaklar. İşte saygı böyle bir şeydir yavrum diyerek, hani ben aslında yolda sohbet ederek onlarla böyle güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. İnşallah niyetime binaen ben de faydalı olur. Karşı çıkanlar da olabilir. Kendinize göre değiştirebilirsiniz. Belki 1-2 komşuyla başlarsınız ama kesinlikle hediyeleşin. Bana çok gelen 2 soru var. Birincisi şu, evimizi dekore edelim mi? Dışarıyı, evimizin dışını dekore edelim mi? Cevap şu, up to you. Yani size bağlı tabii ki. Yani kesinlikle bana düşmez, yapın yapmayın demek. Ancak şunu iletebilirim, bazı mahallelerde, iyi bir mahallede oturuyorsanız evinizin, hani her ev süslüyken evinizin süslü olmaması bir problem teşkil eder mi? Belki. Belki. Zannetmiyorum, hani dini bir durumdan dolayı yapmadığınız için kimse kızmaz. Ancak yeni yılı düşünerek belki yeni yılla ilgili 1-2 çiçek bir şey koyarsanız en azından uyum sağlamış olabilirsiniz. Ama bu da kesinlikle size bağlı. Bana bir şey söylemek düşmez. İkinci gelen en büyük soru şu. Çok önemli bir soru. Diyorlar ki, Gülşah Hanım, bizi partilere çağırdıklarında Christmas partilerine gidelim mi? Cevabım acıklı ama gerçekten tek cevabım bu.
keşke bizi çağırsalar da gitsek. Yani bu çok güzel bir gösterge. Bu sizi yakın kabul ettiklerinin göstergesi. Bu sizi, yani biz sizin anlaşabiliyoruz. Böyle çok önemli bir günümüzde sizinle vakit geçirmek istiyoruz demek. Keşke böyle arkadaşlarımız olsa, bu kadar entegre olmuş olsak da Amerikalı arkadaşlarımız, yerli arkadaşlarımız ya da hangi ülkedeyseniz bizi çağırıyor olsalar. Çağrılırsanız bence gidin. Şimdi concern dediğimiz, yani rahatsızlığınızın şu olduğunu farkındayım. Alkol oluyor orada, kadın erkek beraber ya da işte çocuğumuzu götüreceğiz, çok çok üzülüyoruz. Şimdi çocuğunuzu götürmeyebilirsiniz, birine bırakın. Lütfen Türkler olarak bu adeti geliştirelim aramızda. Biz bir yere giderken birine bırakalım, biri bir yere giderken bize bıraksın. Bu çok önemli bir şey. Bunu ayrı bir sohbet konusu yapmak istiyorum, söyleşi konusu. İki, çocuklarınızla gittiğinizde çocuğunuz şu durumu görecek. Annem ve babam Müslüman olarak, annem başörtülü olabilirsiniz, olmayabilirsiniz, bilemiyorum ama diyelim ki Müslümansınız, belki eşiniz Amerikalı olabilir, onu da bilemiyorum. Kitle çok farklı. Benim annem ve babam aynı şekilde düşünmeseler de, Christmas'ı kutlamasalar da, arkadaşları tarafından çağrıldığında gidip, orada alkol armağan verildiğinde ona hayır deyip yine de kabul görüyorlar. Çocuğun bunu görmesi o kadar önemli ki, siz istediğiniz kadar harama bakma deyin, istediğiniz kadar alkol içme deyin, siz onların ne yaşadığını bilmiyorsunuz. Nasıl ortamlarda kabul görme psikolojisiyle bulunduklarını ve hayır demenin zorluğunu belki önceden biliyordunuz da unuttunuz. Şimdi yani artık yaşlanıyoruz, dinozorlaşıyoruz. Bilmiyoruz. O sebeple onlara en güzel örnek olacağını düşünüyorum. Hayır desek de kabul görüyoruz. Hayır desek de insanlarla muhabbet edebiliyoruz. Annem başörtüsü olsa da işte eğitimini konuşturabiliyor. Bunlar da ayrı birer sohbet konusu ama bu sebeple bence çocukla götürülürse böyle bir yararı olabilir. Christmas'ta bir diğer konu da şu, yardımlaşmak. Bence harika bir konu ve harika bir zaman. Bunu gerçekten hissediyorsunuz. Gerçekten cidden insanlar yardımlaşıyorlar, birbiriyle hediyeleşiyorlar. Biraz önce söylediğim gibi ne demek bu hediyeleşme ve yardımlaşma birleştirsin? Mesela birkaç örnek vereceğim. Ben lütfen siz de bulunduğunuz eyaletlerde, ben bu işi en az bilenimdir. Tek belki farkım cesaretli olup şimdi dışarıya çıkmak, hani size bu videoyu hazırlamak. Ne yapabilirsiniz ablalarım, abilerim, bayanlar, beyler? Bulunduğunuz yerlerde az tecrübeli arkadaşlara sorun. Ne oluyor burada deyin yani? Nasıl yardımlaşma programları oluyor? Benim aklıma gelenler, hastaneler çocukları güldürecek, hediye verecek insan arıyorlar. Belediyeler toplanan hediyeleri, hani donation dediğimiz yardım hediyelerini paketleyecek insan arıyor. Onları sunacak güler yüzlü insan arıyor yani. Hangi dinden olduğu önemli olmayan. Kadar güzel bir dönem. İşte okullar hediyeler topluyor, fakir okullar, hani çocuklara verebilmek için. Hediye toplayabilirsiniz, hediye paketleyebilirsiniz, para toplayabilirsiniz, yardım edebilirsiniz, çocuk güldürebilirsiniz, bir sürü şey yapabilirsiniz. Dışarıda bir sürü şey oluyor. Lütfen comfort zone'dan çıkalım. Neler olduğunu bir bakalım. Ben ne yapabilirim diyelim. Ve düşünün yani siz bir Müslüman olarak onların bayramıyken, bizim bayramımız bile değilken onlarla birlikte aynı mutluluğu yaşamaya çalışıp başkalarını mutlu etmeye çalışıyorsunuz. Çok güzel bir dönem. Lütfen değerlendirelim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu aralar bazı söylediğim şeyler dikkatimi çekiyor diyeyim. Hani karşı gelinebilen şeyler oluyor. Yani sanırım biraz daha personal anlatmaya başladığım için. Bakalım buna ne diyeceksiniz. Sadece kendi kültür merkezimizde ya da Türk arkadaşlar olarak yaptığımız yardım faaliyetlerine devam etmeyelim. Ne demek istiyorum? Yani mesela diyelim ki sizin bulunduğunuz kültür merkezi hediye topluyor ya da food drive yapıyor. Ne kadar güzel değil mi? Yani yemek topluyor, yemekleri fakirlere verecekler. Çok güzel. Ama dışarıda da aynısından yapılıyor. Lütfen oraya da gidelim. Mesela diyelim ki ben burada da bunu yapıyorum ama sizinle de birlikte yapmak istiyorum diyelim. Mesela onların verdiği yardım yaptığı yerleri öğrenmiş olursunuz. Onlarla birlikte sonra siz kendi kurumunuzda ya da gönüllü olduğunuz yerde oraya aktarırsınız. Ya da bir dahaki programda iki kişi birlikte yapıp, yani iki kurum, daha büyük bir şey ortaya çıkarırsınız. Lütfen büyük hedefler koyalım önümüze. Yani bunu gerçekleştiremeyeceğimiz hedefler anlamında söylemiyorum ama daha çok insana ulaşabileceğimizi düşünelim. Bir de buradaki profesyonelliği öğrenmiş oluruz başka kurumlarla çalışırsak. Mesela 6'da yardımlaşma toplanıyor deniyorsa inanın bana herkes 5.30'da gidiyor oraya. Ne yazık ki biz bazen kendi toplantılarımızda öyle yapamıyoruz. Bunu da iletmiş olayım. Dilerim dinleyenlere bir etkisi, faydası olur.